Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün tanıtacağım size. Ben de orada bir öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Esra Battaloğlu ismim. Bizim bölümün özelliği Türkiye'nin ilk kurulan moleküler biyoloji ve genetik bölümü olması. 1977 yılında kurulan bir bölüm. Dolayısıyla tahmin edebileceğiniz gibi yüksek bir bilgi birikimine ve laboratuvar olanağına sahip bir bölüm. Genetik biliminin temellerinin atılması ise tabii 19. yüzyılda Mendel tarafından oluyor. Bilinen fasulyeler üzerinde, bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerle. 1953 yılında DNA yapısının çözümlenmesiyle birden diyebiliriz ki genetik biliminde bir patlama gerçekleşiyor. Ve içinde bulunduğumuz çağda aslında genom çağı olarak tabir ediliyor. Genom biliminde olan gelişmeler ve bunların halk sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle. Genetik materyalin tanımlanmasıyla, yani DNA yapısının tanımlanmasıyla birlikte DNA'nın işlevini nasıl yerine getirdiği, bir hücreyi nasıl yönlendirdiği üzerine yapılan çalışmalar da gelişiyor ve gelişmekle birlikte çok yüksek bir bilgi birikimi kazandırıyor bize. Buna gen anlatımı diyoruz. Gen anlatımının da ortaya çıkarılmasıyla birlikte birkaç yıl içinde de rekombinant DNA teknolojisi gelişiyor. Rekombinant DNA teknolojisinde herhangi bir organizmadan elde ettiğimiz DNA molekülünü başka bir organizmanın DNA molekülüyle birleştirebiliyoruz. Buradaki bize getirdiği fayda nedir bu teknolojinin dersek, örneğin bir insan genini bakteri genomuna klonlayıp, yani yerleştirip onun orada çoğalmasını sağlayabiliyoruz. Bu çoğalmayla birlikte o protein, o genin ürettiği proteini elde edip saflaştırabiliyoruz. O proteinin ne gibi görevleri var veya onu oluşturan genin ne gibi hücre üzerinde etkileri var, bunları çalışabiliyoruz. Takdir edebileceğiniz gibi sonsuz uygulama alanı olan bir teknoloji ve kullanım alanı artık kanser biyolojisi dediğimiz genetik hastalıklar biyolojisi ve genetiği üzerinde son derece etkili bir yöntem. Tabii moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmeler bilgisayar ortamının, bilgisayar programlarının gelişmesiyle veya o bilim dalında olan gelişmelerle de paralel olarak bize yeni ufuklar açıyor. Burada yeni kullandığımız teknolojilere bazı örnekler görüyorsunuz. Örneğin bir sirke sineği larvasında biz istediğimiz molekülü böyle renkli materyaller, boyalar kullanarak görüntüleyebiliyoruz. Bunlar mRNA dediğimiz, yani genin ürettiği moleküller. Buradaki her bir renk, çok özür dilerim. Burada gördüğünüz her bir renk farklı bir mRNA, farklı bir genin ürününü temsil ediyor. DNA dizileme yöntemi tabii ki şu anda artık çok sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bir kişinin, aramızdan herhangi birinin DNA'sını kan örneğinden izole ederek birkaç gün içinde sahip olduğu bütün özellikleri hemen hemen tanımlayabiliyoruz. Buna genom analizi, tüm genom analizi diyoruz. Mikroarray çalışmalarında ise herhangi bir hücremizde anlatılan bütün proteinleri, genleri tanımlayabiliyoruz. Dolayısıyla kanser hücrelerinde örneğin nedir farklılık, bunu belirleyebiliyoruz ve bu yönde ilaç geliştirilebiliyor. Bu yeni teknolojiler aslında saymakla bitmez. Biz size sadece burada birkaç örneğini göstermek istedik. Dolly'yi hepimiz az çok biliyoruz. Dolayısıyla bir yumurta hücresine bir çekirdek, başka bir hücrenin çekirdeğini nakletmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Burada mavi yeşil görmekte olduğunuz hücreler nöron hücreleri, yani sinir hücrelerimiz. Onlarda da herhangi bir proteini istediğimiz şekilde boyayıp görüntüleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir protein hücrenin neresinde bulunuyor?
veya hangi hücre tiplerinde bulunuyor bir organizmada, bunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Tabii bunu da yeni gelişen mikroskop teknolojisine bağlayabiliriz. Model organizmalar çok kullanıyoruz çalışmalarımızda. İşte bunlara örnekler zebra balığı, fare, sirke sineği. Sirke sineğini aslında hepiniz yakından tanıyorsunuz. Karpuz, kavun dışarıda veya meyve yaz günlerinde dışarıda bıraktığınız zaman üzerine gelen küçük sinekler. Bu küçücük sinekler aslında genetik biliminde çığır açmış sinekler. Hangi genlerin hangi kromozomlar üzerinde olduğunu bugün onların sayesinde biliyoruz diyebiliriz. Genom çağındayız dedik. Dolayısıyla genom çağında genomun tanımlanması, bu ne demek? Hücrelerimizde DNA moleküllerimiz var. DNA moleküllerimizin üzerinde de AT, GC nükleotidleri var. Biz bu diziyi tanımlıyoruz, belirliyoruz genom analizi yöntemleriyle. Burada görüyorsunuz çeşitli yıllarda çeşitli türlerin genomlarının dizisi çıkarıldı. Bugün artık herhangi birimizin DNA dizisinde birkaç gün içinde elde edebilecek teknolojiye sahibiz. Şimdi Boğaziçi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bu çalışmaların neresinde diye bakacak olursak, dediğim gibi 1977 yılında kurulan bir bölümüz. 1977 yılında kurulmasıyla birlikte genetik tanı yöntemlerinin ve genetik hastalıklara neden olan genlerin tanımlanması üzerine yoğunlaşmış bir bölüm. Bir UNESCO projesi alınıyor ve bu UNESCO projesiyle birlikte Türkiye'de ilk defa genetik tanı yöntemleri geliştiriliyor. Ne mutlu bana ki ben de o sırada bu laboratuvardaydım ve Türkiye'de ilk olarak Duchenne musküler distrofi hastalığına neden olan geni inceleme ve nasıl hastalığa neden olduğunu görüntüleme şerefine nail oldum diyeyim. Bugün artık Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde bu bölümün yetiştirdiği bilim insanlarına rastlayabilirsiniz. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da çok değerli bilim adamları olarak çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz bulunmakta. 8 profesörümüz, 2 doçentimiz, 2 yardımcı doçentimiz bulunuyor. Buna ek olarak birazdan bahsedeceğim MBG Bridge, yani bir Avrupa Birliği çerçeve programı dahilinde aldığımız bir proje nedeniyle 3 de yardımcı araştırmacımız görevli. Bir öğretim üyemiz var ve 10 araştırma görevlimiz var. Bu 3 araştırmacımız da yakında bizlere katılacaklar ve kadroları ile çalışmalarımızda katkıda bulunacaklar. Her yıl lisans programımızda 40 öğrenci kabul ediyoruz. Bu öğrenciler genellikle üst puanlarda %0.01 diliminde öğrenciler. Lisansüstü programımız da çok yoğun. Bir o kadar da lisansüstü öğrencimiz var. Master ve doktora öğrencimiz var. Şu anda 62 öğrencimiz var. Bunlardan 16'sı doktora ve 46'sı yüksek lisans dalında öğrenim görüyorlar. Her yılda yaklaşık 20 yüksek lisans öğrencisi kabul ediyoruz bölümümüze. Mezunlarımız ne yapıyorlar? Bu bize çok gelen bir soru. Haklı olarak aileler de bunu merak ediyorlar. Bu şeye başlamadan önce aslında şunu belirtmeliyim. İçinde bulunduğumuz çağ genomik çağı ve bütün dünyada da kabul edildiği şekliyle bir biyoekonomi çağı. Dolayısıyla biyoekonomi çağından söz edilirken öğrencilerimizin aslında gelecek kaygısına düşmeleri yersiz. Dünyada Amerika'ya baktığınız zaman örneğin biyoteknoloji şirketleri, ki bunlar biyoloji bilgi birikimini kullanarak doğrudan ürün geliştirmeye, ilaç geliştirmeye veya bizim laboratuvarlarda kullandığımız malzemeleri geliştirmeye yönelik teknolojik şirketler, Amerika'da borsada en yüksek değere sahip hisseler bu biyoteknoloji şirketlerine ait.
Dolayısıyla Türkiye'de de çok büyük geleceği olan bir alan. Türkiye'de de biz görüyoruz, öğrencilerimiz biyoteknoloji şirketleri kurmaya başladılar. Bu biyoteknoloji şirketlerinde öncelikle tabii ki laboratuvarlarda kullandığımız malzemeleri üretmek üzere yollarını çizdiler. Ama perspektifleri her geçen gün büyüyor. Ama bizim amacımız bölüm olarak aslında temel bilim dalı olarak görüyoruz moleküler biyoloji ve genetik alanını. Ve bu temel bilim alanında kariyer yapmak isteyen, dolayısıyla bilim adamı olmak isteyen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim programımız buna göre düzenlenmiş bir program. Ama burada elde edilen bilgi birikimi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Burada saydığımız, slide'da gördüğünüz uygulama alanları da mevcut. Gene mezunlarımız arasında dağılıma baktığınız zaman bunların %55'inin, bu geçen seneki değerlerimiz, %55'inin akademik kariyer yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. Biyoteknoloji şirketlerinin araştırma geliştirme ünitelerinde görev alan öğrencilerimiz olduğu gibi genetik tanı ve tüp bebek ünitelerinde öğrencilerimiz var. Hatta bunlar arasında bugün genetik bu tüp bebek merkezlerinin başına geçmiş yönetici konumundaki öğrencilerimiz var. İlaç şirketlerinde gene öyle yönetici konuma yükselmiş öğrencilerimiz yeni olarak kök hücre merkezlerinde çalışan ve gene klinik araştırmalarda ilaç firmalarında çalışan öğrencilerimiz var. Ama her bölümde olduğu gibi bunun yanında ben bunların hiçbirini yapmayacağım, babamın işine devam etmek istiyorum diyen de oluyor. Ama bunlar çok çok ender. Yurt içinde mezunlarımız dediğim gibi %55'i en az kariyer yapmayı tercih ediyor. Hangi üniversitelerde kariyerlerine devam ediyorlar diye baktığımızda başlıca Sabancı, Koç, Bilkent ve Marmara Üniversitesi, TÜBİTAK MAM Araştırma Merkezi ve gerek özel gerekse devlet hastanelerinde çalışan öğrencilerimiz var. Bir kısmı da özel şirketlerde çalışıyorlar. Aslında son yıllarda her ne kadar Türkiye'de moleküler biyoloji genetik bölümlerinin açılmasıyla birlikte Türkiye'de kalıp araştırmalarını sürdüren öğrencilerimiz olsa da büyük bir kısmı Avrupa ve Amerika'ya gidiyorlar. Son yıllarda Avrupa'ya giden öğrencilerimizin de sayısının arttığını görüyoruz. Hangi üniversitelere gidiyorlar diye baktığımızda burada birçok üniversiteyi listeledik. MIT, Stanford, Harvard, Columbia gibi. Aynı zamanda biyoteknoloji şirketlerinde çalışmak üzere ayrılan öğrencilerimiz de, mezunlarımız da var. Peki moleküler biyoloji genetik bölümünde biz dedik neredeyiz, ne tür araştırmalar yapıyoruz? Şimdi size onları özetlemeye çalışacağım. İlk kurulan bölüm olmamız sebebiyle çok gelişmiş bir altyapıya sahibiz. Dolayısıyla yurt dışından herhangi bir bilim insanı aramıza katıldığı zaman hiçbir zorluk çekmiyor. Herhangi bir alet, çok küçük makine teçhizat ihtiyacı oluyor. Çünkü bölümümüzün altyapısı her türlü araştırmaya yönelik olarak hazırlanmış bir bölüm. Dediğim gibi insan genetiği bu araştırma alanlarında başı çekiyor. Bunun nedeni de ilk olarak bu alana bölümün yönelmiş olması elde ettiği projelerle. Bizim amacımız da, ben de bu alanda çalışıyorum. 4 profesörümüz var bölümümüzde bu alanda çalışan. Öncelikle nörodejeneratif hastalıklar, epilepsi, nöropatiler, yani merkezi sinir sistemi dışında çevresel sinir sistemini etkileyen hastalıklar ve kanser üzerine yoğunlaştık. Bu genlerin tanımlanmasını hedefliyoruz, bu hastalıklara neden olan. Neden genlerin tanımlanmasını hedefliyoruz? Çünkü genleri belirlediğimiz takdirde bu genlerin işlevlerini aydınlatabiliyoruz. İşlevlerini aydınlatmak için çeşitli moleküler biyoloji yöntemleri kullanıyoruz. Bu gen nasıl oluyor da bu hastalığa neden oluyorun cevabını bulmaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla birçok, yani tıp fakültemiz olmamasına rağmen birçok Türkiye'nin her tarafından bize hasta örnekleri geliyor. Tabii ilk amacımız bizim bu hastalara da yardımcı olmak. Onlara dolayısıyla tanı veriyoruz, moleküler tanı yapıyoruz. Bilinen genlerinde mutasyon var mı bakıyoruz. Ama mutasyon bulamadığımız aileler bizim için daha kıymetli. Onlar da yeni genler tanımlamaya çalışıyoruz. Yeni genlerin tanımlanmasından sonra da moleküler biyolojik araştırmalara başlıyoruz. Tabii ki hedefimiz bu hastalık çare bulmak, tedavi yöntemleri geliştirmek. Bunun dışında moleküler nörobilim diğer bir önem verdiğimiz çalışma alanı. Özellikle sensory system, yani duysal sistem üzerine, göz gelişimi, koku duyusunun gelişimi üzerine yapılan çalışmalar var. Sinir hücreleriyle glia hücreleri, onları besleyen, onlara yardımcı olan hücreler arasındaki etkileşimler çok önemli. Hastalıklara da neden olduğunu biliyoruz bu etkileşimdeki herhangi bir bozukluğun. Nörogenez, kök hücre çalışmaları, rejenerasyon ve gen düzenleme mekanizmaları bizim çalışma alanlarımız. Tabii ki bu çalışmalar için model organizmalar kullanıyoruz. Başta sirke sineği, zebra balığı, fare ve genetik hastalıklarda olmazsa olmaz tabii ki insanlardan alınan, bireylerden alınan örnekler. Nörodejeneratif hastalıklarda yer almaya aday genleri tespit ettikten sonra bu genler acaba hangi gen ürünleriyle etkileşiyor diye bakılıyor. Yeni proteinler tanımlanıyor. Büyüme faktörleri acaba nöron ve onlara yardımcı olan glia hücreleri arasındaki etkileşimi etkiliyor mu? Bu büyüme faktörleri tedavide kullanılabilir mi? Çeşitli hastalıklarda diye araştırmalar yapılıyor. Diyabete bağlı retina dejenerasyonda acaba hastalara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünülüyor. Bu mekanizmalar tanımlanmaya çalışılıyor ve ilaç geliştirmesine çalışılıyor. Gene kanser ve immünoloji alanında da aynı tür çalışmalar var. Kansere neden olan yolakların, yani proteinlerin birbirleriyle etkileşimleri nasıl kansere neden oluyorlar? Bu aydınlatılmaya çalışılıyor. Yeni hedef gen var mı kansere neden olan üzerine çeşitli araştırmalar yapılmakta. Bitki genetiği çalışmaları da var bölümümüzde ama bizim yaklaşımımızda biraz farklı diğer alanlarda, diğer bitki genetiği çalışan bölümlerden belki. Çünkü bizim bölümümüzde gen transferinden ziyade, bitkilere gen transferinden ziyade zaten yaşamakta olan yabanıl türler dediğimiz var olan türler arasında hastalıklara dirençli olanları seçebilmek, yani genetik tarama yöntemleriyle, genomunun taranmasıyla bu bitkilerin belirlenmesi ve onların daha çok ekilip biçilmesini sağlamak. Ve gördüğünüz gibi çok çeşitli buğday, fasulye, kiraz, ayçiçeği gibi ürünler üzerinde fokuslanıldı. Bakteri genetiği çalışan gruplarımız var. Gene onların güzel bir projesi, ülkemizdeki meyvelerin örneğin bakterilerle olan etkileşimini inceliyorlar. Protein sentezi nasıl gerçekleşiyor? Gen anlatımı bakterilerde nasıl düzenleniyor? Türkiye'ye özgü türler termal sulardan saflaştırılıyor ve bunların ürettiği enzimler saflaştırılıyor ve kullanıma sunuluyor ve uluslararası tabii literatürde yayınlanıyor. Tüm bu araştırmaları yapmak için belirli bir altyapıya sahip olmanız lazım. 7 araştırma laboratuvarı dışında bunlara destek olan çok sayıda küçük laboratuvarımız var. 2 tane de öğrenci laboratuvarımız var. Araştırma laboratuvarlarımızda son teknolojiyi kullanmaya özen gösteriyoruz. Her zaman kendimizi yeniliyoruz. Örneğin bir hücre biyolojisi şimdi grubumuz var, laboratuvarımız var. Burada hücreleri, insandan, hayvandan elde ettiğimiz hücreleri besi ortamında büyütebiliyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Bir geni bloke edebiliyoruz veya onlara bir gen transfer edebiliyoruz ve bu geni bloke etmemizin veya gen transfer etmemizin hücre üzerindeki etkilerini inceleyebiliyoruz.
DNA dizi analizi yapabiliyoruz. Herhangi bir farklılık genomumuzda varsa bunu belirleyebiliyoruz. Biyo görüntüleme bizim için olmazsa olmaz. Bütün bu hücreleri, yapıları, o dokuları görüntüleyemezsek hiçbir şey göremiyor oluruz. Çünkü moleküler biyoloji genetik dediğiniz zaman görmediğimiz, aslında gözle göremediğimiz moleküllerle uğraşıyoruz ve onların bir hayal dünyası içinde de yaşadığımızı bazen söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim gerçek dünyaya dönmemizi bu mikroskoplar sağlıyor. Burada gördüğünüz konfokal mikroskop çeşitli kesitler alarak bizim neredeyse hücreleri üç boyutlu olarak görüntülememizi veya dokuları görüntülememizi sağlıyor. Öğretim üyelerimizin birçok ödülü var, almış oldukları. Araştırmada üstün başarı ödülleri, Avrupa Birliği'nden alınmış ödüller var. Türkiye Bilimler Akademisi genç üyelerimizi destekliyor bu şekilde. Gene Marie Curie kariyer destekleme projesi Avrupa Birliği programları çerçevesinde bölümümüze kazandırılmış öğretim üyelerimiz tarafından ödüller. Bu kadar çok araştırmayı yapmak için çok maddi desteğe ihtiyacınız var, yüksek maddi desteğe ihtiyacınız var. Bu destekler nereden geliyor derseniz, burada özetlemeye çalıştık. Sayamadıklarımız da olabilir. Gördüğünüz gibi gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok sayıda kuruluştan destek alıyoruz çalışmalarımıza. Ama bunların içinde belki de en dikkat çekici olan, son yıllarda bizim üzerinde en çok durduğumuz MBG Bridge projesi. Amacı moleküler biyoloji genetik bölümleri arasında, Avrupa'daki moleküler biyoloji genetik bölümleri arasında ve Türkiye'dekiler arasında bir köprü oluşturmak. Çok genç elemanlarımız var. Bu konuda çalışan, bu bilim dalına gönül veren öğretim üyelerimiz, genç araştırmacılarımız var. Onların bu projeyle yurt dışına daha sık çıkmalarını ve yurt dışındaki öncelikle Avrupa Birliği'ndeki bilim insanlarıyla birebir etkileşim içine girebilmelerini hedefledik. Bir diğer hedefimiz de tabii projelerimizi, yaptığımız araştırmalarımızı, çıtasını yükseltmek. Onlarla, Avrupa Birliği'nde çalışan bilim insanlarıyla beraber çalışma ortamları yaratarak projeler üretmekti ki bunda projemizin sonuna geldik ve hedeflerimizin çoğuna ulaştık. Avrupa'daki bilim merkezleriyle, önemli üstelik bilim merkezleriyle projeler geliştiriyoruz. Sadece bölümümüz değil, bütün moleküler biyoloji genetik bölümlerine açık bir programdı. Dolayısıyla çok sayıda yurt dışından bilim insanı davet ettik. Burada küçük bir listesini görüyorsunuz. Çok sayıda çalıştay gerçekleştirdik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bilim insanlarını Avrupalı bilim insanlarıyla bir araya getirdik. Bir diğer önem verdiğimiz projemiz ise Türkiye Genom Projesi. Bunda da lider olmayı hedefledik bölüm olarak ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden elde edilen DNA örneklerinde tüm DNA, genom diyeyim, analizi yapıldı. Nükleotit dizisi bu bireylerde tamamlandı. 16 bireyde gerçekleştirdik ki bakanlığımızın da henüz bu konuda adımlar attığını sevinerek öğrenmiş durumdayız. Umarım size bölümümüzü yeterince tanıtabildim. Eğer biraz sonra anladığım kadarıyla soru cevap bölümüne geçeceğiz. Orada da cevaplayamadığım sorularınız olursa web sitemize her an bakabilirsiniz. Aynı zamanda burada e-mail adresimi, e-posta adresimi görüyorsunuz. Oraya da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, bunları cevaplamaya çalışacağız. Evet, şimdi sorularınızı alabilirim. Aslında bundan önce ben öğrencim, çok özür diliyorum. İki öğrencim de bizimle birlikte. Bizim bölümden mezun oldular. Lisans programını evvelki sene tamamladılar. Merve ve Kaya. Belki onlar da size daha yakın bir jenerasyon, sizin sorularınızı belki daha sizin anlayacağınız şekilde cevaplayabilirler. Buyurun, çok özür dilerim.
Bölüm dili İngilizce mi acaba? Bölüm dilimiz İngilizce, tüm derslerimiz İngilizce. Okuduğumuz literatür İngilizce. Özellikle literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisi gerekiyor. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben de hani bu bölümü yazmak istiyorum ama çoğu insan diyor hani bu bölüm hani güzel ama hani bitirirsen Türkiye'de çok çalışma olanağı yok diye hani. Yani tek eksiği o diyorlar yani. Yoksa bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin? Yani ileride ne olacak yani? Hani nasıl olanaklar olacak yani bu bölümü bitirince? Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz bu bayrağı aldılar bile çoktan Türkiye'de ellerine ve bu konuda hakikaten biyoteknoloji şirketleri kuruluyor. Bizim tanıtım programımız da var. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Orada da göreceksiniz. Ar-Ge şirketleri artık dünyanın her tarafında en önemli şirketler. Konuşmamda da bahsettiğim gibi borsada da en yüksek değere sahip şirketler. Biyoekonomi çağında olduğumuza göre sizlerin bu alandan geçinemeyeceğiniz duygusuna kapılmanız bence yersiz. Ama burada çok önemli bir şey var benim belirtmem gereken. Bizim hedefimiz kariyer yapacak, bilim adamı olacak bireyler yetiştirmek ve bunları Türk toplumuna, Türkiye'mize kazandırmak. Dolayısıyla şunu belirtmem lazım. Bir bilim insanı belirli bir standartta yaşar ama dünyanın neresine giderse gitsin işi hazırdır. Her yerde işi vardır. Ben de zaten zengin olmak için demedim de yani hani geçinirsek. Çok iyi anlıyorum. Onun için ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Onun için bu şekilde cevaplamam daha doğru olur diye düşündüm sonradan. Sizlerin bir şey... Tabii. Aslında burada hani Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmek biraz da daha fazla olanak sağlıyor insanlara. Çünkü neden? Bizim bir sürü seçmeli dersimiz var. Kimya bölümünden eğer akademisyen olmak istemiyorsanız işletme bölümünden de ders alabiliyorsunuz ya da tarih bölümünden. Kariyerinizi ileride hangi tarafa doğru sürüklemek istiyorsanız aslında Boğaziçi size her türlü imkanı sunuyor bu anlamda. Öncelikle ben staj olanaklarını merak ediyorum. Hani yurt dışında yapılan stajları ve bioprinting hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani moleküler biyoloji ve genetik eğitimi bioprinting alanını ben istiyordum. Hani yardımcı olacak mı bu bilgi? Onu merak ediyorum. Bioprinting mi dedim? Siz istersiniz. İki canlı örnek var staj yapmış. Onun için onlar size yardımcı olsun. Bizde hepimiz yani bizim bölümümüzün diğer bölümlerden farkı zorunlu bir stajı yok aslında. Ama hepimizin yurt dışı deneyimi var. Mervin de var, o kendisi bahseder. Ben mesela bir burslu programla 2 ay boyunca Viyana'da staj yaptım. Bir de Almanya'da çok iyi bir enstitüde 2 ay boyunca staj yaptım. Hani bundan fazlasını da yapabilirdik aslında. Bunları lisanstayken yaptım. Master'dayken gidenler de var araştırmaların bir kısımlarını tamamlamak için. Yani staj konusunda kesinlikle imkanımız oluyor. Bu da hocalarımızın yazdığı referanslar önemli oluyor. Bir de zaten lisanstan da öğrendiğimiz teknikler aldığımız laboratuvar dersleriyle kendimizi orada iyi göstermemize yeterli oluyor. Ya Merve Boğaziçi'nin programlarıyla gitti hem de onu da. Evet, ben de anlatayım isterseniz. Ben de 3. sınıfın yazında Erasmus Work Placement programıyla Almanya'da Charité Hastanesi'nde staj yaptım. Orada yazdığım kendimizin ayarladığı, bu bize zorunlu bir staj olmadığı için daha çok öğrencinin inisiyatifinde oluyor. Ben o enstitüde bulunan hocalarla bizzat iletişime geçip ona kendimi tanıttım. Okuduğum üniversiteyi ve not ortalamamı söylediğinde geri dönüşler aldım ve gerçekten orada staj yapmamız ilgiyle karşılandı. Başvurduğum 4 hocadan 3'ü bana geri dönüş yaptı olumlu olarak. Ve bu programdan da yararlanabildim. 3,5 ay kadar sürdü. Bunun dışında yine ben master öğrenimim boyunca, öğrenim süresince yine bu Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü değil aslında ama bu Levent Katolik Üniversitesi ile olan bir ortak çalışma kapsamında yine 3 ay süreyle araştırmacı olarak görev aldım ve gerçekten de çok yeni teknolojiler öğrenip onları tekrar Türkiye'de uygulayabilme fırsatına erişebildim.
O bakımdan gerçekten Boğaziçi Üniversitesi de yurt dışında adı bilinir bir üniversite ve siz oradaki akademik insanlarla iletişime geçtiğinizde genelde çoğu biliyor oluyor ve iyi bir üniversite olduğunu biliyor oluyor. Türkiye'ye gelmişlerse zaten hani kesinlikle tanıyorlar ve yardımcı oluyorlarsa her şekilde. Evet, MBG Bridge projesi tabii Türkiye'nin Boğaziçi Üniversitesi'nin özellikle görünürlüğünü Avrupa Birliği ülkeleri arasında çok yükseltti. Bioprinting konusuna gelince bu alanda herhangi bir çalışma yapan öğretim üyemiz yok. Ancak bizim verdiğimiz temel araştırma nitelikleri, öğrenciye kazandırdığımız bilgi birikimiyle herhangi bir alanda çalışma yapabiliyorlar. Örneğin bir öğrencimiz şu anda Yale Üniversitesi'nde bioinformatik alanında çalışıyor. Başka bir öğrencimiz başka bir üniversitede hücre modellemesi üzerinde çalışıyor. Çok değişik alanlara yönelebiliyorlar. Bu konularda çalışma yapan öğretim üyelerimiz olmadığı halde bölümümüzde. Çok özür diliyorum. Bundan birkaç sene önce sizin bölümünüzün puanı 4.000 civarlarındaydı. Şu anda ise 10.000 civarlarda. Evet. Ve her sene bir 4-5 sene incelediğiniz zaman bu 4.000, 5.000, 6.000, 10.000'e kadar geldi. Bu aslında neyle başladı diye bakacak nedir? Olursanız. Yani diğer arkadaşın sorusuyla aslında biraz paralel olarak hani böyle bir şey mi var? Hani böyle bir ucu açık, geleceği çok fazla böyle olmayan, ismi çok güzel. Üniversite çok güzel, çok cazip ama evet. Ne olacak? Hani evet. Ondan dolayı mı acaba? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu tabii çok ilgi çekiyor. Şöyle oldu, matematik fen 3 puanıyla aldığımız için yani öyle bir kısıtlamaya gidildi puan türünde. Ve biz daha önce tıp bölümleriyle bir arada değilken bu sınıflama sonucu tıp bölümleriyle aynı kategoriye düştük. Dolayısıyla aldığımız puan türünde, öğrenci aldığımız puan türünde bir düşüş yaşadık. Çünkü öğrenciler tıbbı tercih eder oldular. Ama biz kendi öğrencilerimize her geldiklerinde anket düzenliyoruz yeni gelen öğrencilerimiz arasında. Şunu da görüyorum, çoğunluğu tıp fakültesini kazandıkları halde, tıp fakültesine girebilecek düzeyde puan aldıkları halde moleküler biyoloji genetik bölümünü tercih ediyorlar. Bu aslında beni güzel bir noktaya, dolayısıyla puanda yaşadığımız düşüşü biz buna bağlıyoruz. Yoksa moleküler biyoloji genetik biliminin ucu çok açık. Ama öğrenciler genellikle bu puan türünde yüksek puan aldıkları zaman şu noktaya geliyorlar. Acaba ben tıbba girebilirim. Niye geleceği olmayan, sizin tabirinizle bizimki değil, bir bilim dalını tercih edeyim? Bunun cevabı aslında bana sorarsanız çok basit. Çünkü ben de ailemden tıp okuma baskısı görmüş biriydim. Ama ben moleküler biyolojiyi tercih ettim. Bunun nedeni çok açık. Tıbbı tercih ettiğinizde hastayla birebir karşı karşıyasınız ve hastaya elinizde ne varsa onunla yardımcı olabilirsiniz. Ama moleküler biyoloji genetikçi iseniz o zaman hastaya deva olacak ilaçlar geliştirecek olan sizsiniz. Tıp doktorları sadece o, tabii aralarında çok farklı tıp doktorları da var, araştırmaya onlara haksızlık etmemek lazım. Yani yönelen doktorlar da olmasına rağmen moleküler biyoloji genetiğin alanı tedavi yöntemleri geliştirmeye dayalı temel bir bilim dalı. Ama moleküler biyoloji olması nedeniyle de uygulamaya da, yani halk sağlığına da çok yakın bir bilim dalı. Dolayısıyla doğrudan bir hizmetimiz olmasa da hastaya, karşı karşıya gelmesek de bizim aslında çok yüksek bir katkımız var halk sağlığına.
Bu tür araştırmalar, bunu tıp doktorlarıyla da bir araya geldiğimizde tartışıyoruz. Ben örneğin genetikçiyim ama tıp doktorlarıyla beraber çalışıyorum. Tıp doktoruyla toplantı yaptığım zaman onu çok rahatlıkla görebiliyorum. O benden hemen hastaya çare olabilecek bir şey bekliyor. Ben adımlarımı çok daha sıkı atıyorum. Neden bu hastalık böyle gelişiyor? Bunun nedenleri nedir? Hücre içinde ne oluyor? Bu hücreler birbirleriyle niye iletişim kuramıyor da bu hastalık ortaya çıkıyor diye. Ben hep soru soruyorum. Nasıl çözüm bulacağım bu hastalığa? Nasıl çare bulacağım diye. Ama doktorlar var olan çareleri, üretilmiş olan teknolojiyi kullanarak hastanın hizmetine sunuyorlar. Bu bence çok bariz bir fark. Ben açıkçası kendim bu şekilde katkıda bulunmayı istedim, arzu ettim. Ama başka birisi, bu bendim, başka birisi başka şekilde katkı sunmak ister. O zaman da diyorum, gerçekten bu ayrımı kafanızda çok güzel yapın öğrencilere ve hakikaten tıp okumak istiyorsanız tıp okuyun. Bizim branşımız elle elleyemediğimiz, gözle göremediğimiz moleküllerle ilgili. Dediğim gibi bir hayal dünyamız var, bir geniş bakış açımız var. Çok farklı bir belki de düşünce tarzı kazanıyoruz bu bilimi yaptığımız için. Ama amacımız, doktorların da amacı, bizim de amacımız aslında bir. Her şekilde insanlığa faydalı olmak. Bilmiyorum, cevaplayabildim mi? Bir de şu da olabilir, TÜBİTAK önceden lisans öğrencileri arasında ilk 5000'e girenlere temel bilimleri seçtikleri zaman bir burs veriyorlardı lisans eğitimi boyunca ve master ve doktora da devam ediyordu. TÜBİTAK birkaç yıldır bunu uygulamıyor, o yüzden de sayılar bütün temel bilimlerde düştü. Evet. Yani bu otomatik olarak gelen bir şeydi. Evet, evet. Bütün temel bilimler alanında düştü puanlar. Evet. Sanırım kontenjan artışı da etkili oldu diye düşünüyorum. Çünkü benim girdiğim sene 30 kişi girmiştik biz, şu an 40. Az da olsa bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben bunu. Ben öncelikle sunum için çok teşekkür ediyorum. Benim aklıma takılan bir şey şu, yurt dışında da Türkiye'de de birçok moleküler biyoloji ve genetik öğrencisi var. Ve özellikle de yurt dışında genelde tıp kazanamayan öğrencilerin tercih ettiği bir bölüm moleküler biyoloji ve genetik. En azından benim mailleştiğim, konuştuğum arkadaşlarımın görüşleri genelde bu yönde. Şöyle, moleküler biyoloji, genetik okuyabilirsiniz. Din bile okuyabilirsiniz Amerika'da. Evet. Sonra tıp eğitimine devam ediyorsunuz. İşte bir dolayısıyla de, her moleküler biyoloji genetikçi tıp eğitimine kabul edilmiyor. Tabii. Belki. Bir de zaten herkese zaten ya tıp kazanamadım seçeyim diye değil. En azından ben mesela tıpa hiç ilgim yok ama moleküler biyoloji ve genetiğe ilgi duyduğum için buradayım. Şunu merak ediyorum. Herkes akademik kariyer için uğraşıyor ve siz de zaten akademik kariyeri yönlendiriyorsunuz önce. Biz bilim adamı yetiştiriyoruz diyorsunuz. Peki bu kadar akademik kariyer yapan insanı nerede istihdam edeceğiz? Yani çünkü yurt dışında da birçok öğrenci var, Türkiye'de de birçok öğrenci var ve hepsinin hedefi akademik kariyer. Bu kişilerin sonu ne olacak? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru, çok doğru bir soru. Bu nedenle de biz kontenjanların çok fazla arttırılmasına karşıyız. Öncelikle onu söylemek lazım. Ama bir şekilde bizim öğrencilerimiz için bu sorun olmuyor. Şimdilik sorun değil diyeyim veyahut da sizin sorunuza karşılık. Hemen hemen isteyen öğrencilerimizin, yani size belki Merve de Kaya da daha yakından söyleyeceklerdir. Yurt dışında kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz yurt dışında kariyer yapıyorlar. Ülkemizde yapmak isteyenler ülkemizde yapıyor. Şimdi iki güzel örnek diye düşüneceksiniz ama değil. Bölümümüz de öyle. Her ikisi de şu anda yurt dışında doktora programına kabul edildi. Hem de sadece bir üniversiteden değil, birkaç üniversiteden kabul edildiler. Yani bizim sorunumuz değil diyebilirim. Ama tabii ki bir bilim insanı olarak endişeliyim. Kontenjanları arttırmamalılar. Bir stratejisi olmalı Türkiye'nin bu konuda. Bir bilim stratejisi oluşturulmalı ve daha bilinçli bir gelişim sağlanmalı bu yönde. Ona da katılıyorum. Çok haklısın. Benim bu konuda ekleyeceğim bir şey daha olacak. Şimdi baktığımız zaman biyoteknoloji firmalarına lisans mezunu
biyologlar çok tercih edilmiyor bana kalırsa. Yani orada akademik kariyeri olan, doktora sonrası araştırmasını tamamlamış kişiler gerçekten çok güzel pozisyonlarda iş bulabiliyorlar. Ben ilk başta bu Belçika'da yaptığım staj sırasında orada doktora öğrencileriyle, postdoc araştırmacılarla konuştum. Ve hani bundan sonra ne planlıyorsunuz, akademide mi kalmayı planlıyorsunuz diye sordum. Bir kısmı yine akademide devam etmek için kendilerine pozisyon arıyorlardı. Diğer yanda da yani postdoc yani doktor sonrası araştırmacı birisi bana ben sanayiye gireceğim dediği zaman çok şaşırmıştım. Ama aslında gerçekten de yaptığı şey çok mantıklı çünkü artık sanayide de işini çok iyi bilen insanlara ihtiyaç var. Yani burada hani akademik kariyer yapacağım deyip hani lisans sonrası hiç düşünmüyorum diye bir ayrım da yok. İstediğiniz zaman birinden diğerine geçebiliyorsunuz. Keza tekrar sanayide çalışıp bilime tekrar dönüş yapan insanlar da var. Ayrıca da şu anda bence hani Türkiye'de de artık yeni adımlar atılıyor. Yani sadece üniversitelerde değil, enstitülerin de kurulmasını biz arzu ediyoruz ki bu akademik anlamda çalışma yapabileceğimiz daha çok iş imkanı olsun bize de. Ayrıca bir son bir şey daha ekleyeceğim. Eğer dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama şu an Türkiye'de bir sürü üniversitede tekrar moleküler biyoloji ve genetik bölümleri kuruluyor. Ve hani çok fazla kuruluyor ve yeterli sayıda akademisyen olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ve onun için de hani bir sürü, aslında çok fazla seçeneği oldu. Yani bizim artık yani şu an yeni yeni açılan yerler sayesinde bizim ileride birçok geri dönüş yapabileceğimiz yer olacağı konusunda ümitliyim diyeyim. Buyurun. Merhaba, teşekkür ederim sunum için öncelikle. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu meslekte çoğu kişi doktorasını yapıyor. Peki bu rekabeti ne sağlıyor? Yani her mezun arasında bir rekabet olması lazım iş ortamında. Yani illa bu sefer post doktoraya mı yönelmemiz lazım olacak şey için, meslek bulmamız için? Doğrudur. Doktora yeterli değil bizim alanımızda bir öğretim üyesi kategorisine gelmek için. Doktora sonrası çalışmada bekleniyor. Doktora programında evet birey, öğrenci kendi başına bir çalışmayı alıp götürüyor, sürüklüyor. Ama doktora sonrası çalışmalarda da bir proje nasıl idare edilir, bir proje nasıl geliştirilir, bir proje nasıl yürütülür gibi konularda tecrübe kazanıyor. Daha sonra üniversitelere başvuruyor. Peki evet yarışı ne sağlıyor dersen en iyi üniversitede öğretim üyesi olmak yarışa neden oluyor. Ben bir tane daha eklemek istiyorum. Size söyleyeceğim yani siz mezunlarınızı ne kadar sahip çıkıyorsunuz? Mesela mezun olan öğrenci laboratuvarda asistan olabiliyor mu? 10 tane laboratuvarınız var demiştiniz. Yani evet. Başka üniversitelere baktığımda mezun öğrencileri kendi bünyesine alıp laboratuvar asistanı yapan şeyler vardı. Öğretim görevlileri vardı. Siz de bunu sağlıyor musunuz acaba? Şimdi Boğaziçi'nin genel anlayışı, üniversitemizin genel anlayışı bir bilim insanının yetişmesinde çok farklı ortamlarda bulunmasının ona çok yüksek değer katacağı yönündedir. Bizim öğrencilerimiz bizim laboratuvarda kalmayı, bizim laboratuvarlarımızda çalışmayı tercih ederlerse biz çok büyük mutluluk duyuyoruz. Yurt dışına tercih ederlerse veya başka üniversiteleri tercih ederlerse onların oraya kabul almaları için de elimizden gelen yardımı gösteriyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizi illa da bizimle çalışın veya illa da şurada çalışın diye zorlamak hiç ama hiç bizim şeyimizde olmayan bir yaklaşım. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz çünkü. Tercih ederlerse, bizle kalırlarsa çok memnun oluyoruz. Ama onlar da duydunuz, doktora çalışmalarını yurt dışında sürdürecekler. Biz de bunu anlayışla karşılıyoruz. Onların en iyi kurumlara yerleştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bir yerde anne babalar çocuklar için ne yapıyorlarsa biz de onlar için onu yapıyoruz. Onların seçtikleri yolda onlara destek olmaya çalışıyoruz.
Tabii biz de burs da veriyoruz öğrencilerimize, bize kalanlara burs da veriyoruz. Onlara hiçbir üniversitede olmadığı kadar alanımız var. Yurt veriyoruz yüksek lisans öğrencilerimiz, doktora öğrencilerimize yurt olanakları var. Aynı zamanda burs olanakları var. Hiçbir öğrencimizi burssuz, şeysiz çalıştırmamaya çalışıyoruz. Onlar kalmak istediklerinde onlara en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Benim şeyle alakalı bir sorum olacak yurt dışında şey. Hep Amerika, Avrupa mı yoksa Asya ülkelerine de şey doktora gönderiyor musunuz yani? Özellikle var. Japonya'yı sormak istedim. Var. Japonya'da Japonya'ya gitmeyi arzu eden bir öğrencimiz oldu orada. Zannedim Çin'de var. Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi programları var. Kore, Çin, bu ülkelerle değişim programları var öğrenciler arasında. Dolayısıyla o alan, o bölgeye ile iletişimimiz, sıkı bir iletişimimiz var. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle sunum için teşekkür ederim. Benim sorum şuydu, biz master'ımızı yapacağız, doktoramızı yapacağız. Yani akademik boyutta yapmak istediğimiz şeyler bu olarak bakıyoruz bu mesleğe. Peki, biz doktoramızdan sonra bu çalışmamızı yaptık. Ömrümüz boyunca belli bir üniversitede bu kariyerimizi devam ettirme gibi bir garantimiz asla olacak mı? Ya da hayatım boyunca ben araştırma yapmak istiyorum dediğimde bir üniversite beni kabul edecek mi? Evet, şimdi tekrarlamam gerekecek aynı şeyi ama biz bölüm olarak da, üniversite olarak da bir bilim adamının yetişmesinde en önemli konulardan birinin farklı fiziksel alanlarda çalışmış olması olduğunu da düşünüyoruz. Farklı ülkelerde çalışmış olması, farklı laboratuvar ortamlarını görmüş olması, farklı kültürleri içinde, kültürler içinde yetişmiş olması. Dolayısıyla insana dünyamıza geniş açıdan bakabilmeyi, perspektifinin geniş olmasını arzu ediyoruz. Ve bu şekilde yetişmiş insanların da ülkemize çok daha katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bize ters geliyor aynı öğrencinin aynı bölümde yetişmiş olması. Bunu benim söylemem biraz ironik oluyor çünkü ben o şekilde az çok yetiştim. ama hep bir ayağım yurt dışındaydı. Çok çok farklı laboratuvarlarda çalıştım. Aslında demek istediğim biraz da o değildi. Yani ben doktoramı bitirene kadar nasıl desem dünyanın her yerinde farklı yerler görüp farklı laboratuvarlarda kendimi geliştirip hani kendime bir şeyler kattıktan sonra ben artık bu yönde araştırmacı olmak istiyorum dediğimde benim için açık bir kapı var mı demek istemiştim. Çok açık kapı var. Çok açık kapı var. Biraz önce Merve söyledi, çok fazla sayıda moleküler biyoloji genetik bölümü açılıyor Türkiye'de. Gelecek vaat eden bir bölüm aslında. Dolayısıyla öğretim üyesi açığımız çok yüksek. Öğretim üyesi olarak çalışmak istediğinde iş çok, çok. Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Sizin gibi bilim insanlarına inşallah yetişeceksiniz ve katkınız olacak diye buradayız. Sizleri kazanmak bizim en büyük amacımız. Çünkü bu bilimin ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu biliyoruz, farkındayız, içindeyiz. Sizleri de aramıza katmak için bütün çabamız. Çok ihtiyaç var Türkiye'de. Çok açık alan var.